Biz de açıkçası bu videoyu çekmeye uygun gördük. Araştırmalar yaptığını söylüyor ve dinler tarihinden bahsediyor, felsefeden bahsediyor. Kendisinin temel düzeyde mantık bilmediğini inşallah ispat edeceğiz. Selamun Aleyküm. Bu videomuzda Diamond Tema'nın temel düzeyde mantık bilmediğini ispat edeceğiz. Diamond Tema kimdir? Diamond Tema, dinler tarihi ve felsefe alanında videolar çeken ve kendini agnostik olarak tanımlayan bir YouTuber. Takipçileri tarafından ee, akıl, bilim, mantık, felsefe alanında uzman olarak görüldüğünden biz de açıkçası bu videoyu çekmeye uygun gördük. Kendisinin temel düzeyde mantık bilmediğini inşallah ispat edeceğiz. Öncelikle Diamond Teman'ın ne söylediğine bakalım. Şimdi burada hep mantığa dayandırdım. Belli ki mantık üzerinden gitmek istiyorsun. O verdiğin ya vardır ya yoktur örneği de üçüncü halin imkansızlığı örneğidir. Aristoteles'ten kalmadır. Bir şey ya beyazdır ya siyahtır, gri olamaz demek gibi bir şeydir bu. Bu yüzden de mantık asla mutlak değildir. Mantığın kurucusu kabul edilen kişi de aynı zamanda Aristoteles'tir. Milattan önce 4. yüzyıl. Evet. Bu tenkit edeceğimiz birinci kısım birazdan devam edecek video ve orada da ikinci kısmı tenkit edeceğiz. Yani bir dakikalık konuşmasında çok temel mantık esaslarından iki tanesini bilmediğini ispat edeceğiz. Şimdi öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Aksamu şartı yetin munfasileti, Türkçesi ayrık şartlı önermelerin kısımları. Şartlı nedir? yani burada detaylıca göreceğiz. Birinci kısım maniatul cem'i vel huluv ma'n, yani buna mutfası hakikiye de deniyor. Şöyle tarif etmek mümkün. Ma yemteni yani orada mümkün olmuyor. İctimâr-ı dara iki kısmında var olması, yani iki kısmında beraberce var olması mümkün değil. Ve irtifa i ma'n, beraber olarak yani iki kısmın beraberce olması da mümkün değildir. İki kısmın aynı anda olmaması da mümkün değildir. Buna örnek olarak şunu verebiliriz. İmma en yekûnel zevcen ev ferdent. Yani bir sayı ya çifttir ya da tektir. Biz buna Türkçe'de tenakuz diyoruz. Ne demek? Yani iki şeyin arasında aynı anda var ve yok olamayacaklarını ifade eden bir kavram. Mani'atul kulû dediğimiz üçüncü şıkkın imkansızlığı olmuş oluyor. Burada hem bu var hem de bu iki kısmın aynı anda var olamayacağını söylüyoruz. İkinci kısım maniatul cem'i fakat. Yani sadece ikisi bir arada bulunamaz ama üçüncü bir şık mümkündür. Üçüncü bir seçerek mümkündür. Bunu şöyle tarif edebiliriz. Mayem terofiha orada mümkün oluyor. İctima'u terofiha ve yecuzu Yani beraberce olmaları iki önermenin aynı anda gerçekleşmesi mümkün değil. Fakat üçüncü bir şık mümkün. Yani iki önermenin de e, yanlış olması mümkün. Örnek olarak imma aliyel cismu ebya'a ev esvede Bir cisim e, siyah olabilir veya beyaz olabilir. Peki burada üçüncü bir şık yok mudur? Yani kırmızı olamaz mı? E cevap kırmızı olabilir. Dolayısıyla burada sadece mani'atül cem' vardır diyoruz. Ne demek yani? Bir cisim hem beyaz hem de aynı anda siyah olamaz. Bu iki önerme aynı anda gerçekleşemez. Fakat üçüncü bir şık mümkündür. Biz buna tezat diyoruz. Ne demek tezat? İki şey arasında yani aynı anda var olamayacaklarını ifade eden bir kavram. Şimdi e, şurayı da anlattıktan sonra Diamond'a tenkidi bizi yapacağız. Maniartik huluv fakat yani sadece huluvun engeli vardır. Cem mümkündür. Yani iki önermemiz var. Bu iki önermenin aynı anda var olabilmesi mümkün. Fakat ikisinin olmaması yani iki durumunda olmadığı bir durum yok ma yemtenu fiha yirtfa'u tarafiha ve yecuz Yani ikisinin olmaması mümkün değil fakat toplanmaları mümkün. Bunu biraz daha anlamak zor. Şöyle anlatalım örnek olarak. El cismu imma en yekuna gayra abyadha ev gayra Yani bir cismin beyaz olmamaklılığı ve siyah olmamaklılığı mümkündür diyor. Peki şimdi beraberce bu iki durum olabilir mi? Ona bakalım. Bir cisim hem beyaz değil hem de siyah değil olabilir mi? El cevap evet olabilir çünkü kırmızı olabilir. Kırmızı hem beyaz değildir hem de siyah değildir. Demek ki burada maniatül cevabı yok. Yani bu iki durum aynı anda gerçekleşebiliyor. Peki maniatül kulub var mı? Yani üçüncü bir şık mümkün mü? Buna bakalım. üçüncü bir şıkta şuna bakacaktık. Bir cisim hem beyaz olmayan olmayacak hem de siyah olmayan olmayacak. Şimdi beyaz olmayan olmamak ne demektir? Beyaz olmaktır. Siyah olmayan olmamak ne demektir? Siyah olmaktır. Peki bir cisim hem beyaz hem siyah aynı anda olabilir mi? olamaz. İşte burada yine üçüncü şıkkın imkansızlığı diyoruz. Maliyetül hulu diyoruz. Yani hem beyaz değil hem siyah değil olabilir. Fakat hem beyaz değil değil hem de siyah değil değil olamaz. Bu şekilde ifade edebiliriz. Gördüğünüz gibi yani Diamond tema yaptığımız teyit şu. Kendisi üçüncü şıkkın imkansızlığından bahsediyor. Vermiş olduğu örnek bir cismin beyaz olması ve siyah olması. Halbuki gri olabilir diyor ve mantığın mutlak olmadığını anlatmaya çalışıyor. Yani tezatı tenakuzla karıştırıyor. Açıkçası Tezat ile tenakuz kavramlarının birbirinde farklı şeyler olduğunu bilmiyor. Diğer tenkit edeceğimiz kısmı dinleyelim. Bakın ne söylüyor? Mantığın kusurunu en basit şöyle gösterecek. Mantığın kusurunu bize gösterecek. Mantık ilmine güvenemeyeceğimizi bize ispatlayacak. Buyur ispatlasın bakalım. Mantık dediğimiz ilim önermelerin uyumundan hareket eder. Hakikatten hareket etmez. Örneğin yağmur yağarsa yerler ıslanır. İlk önerme bu. İkinci önerme... Baktım yerler ıslaktır. Sonuç demek ki yağmur yağmıştır. Fakat belediye yolları sulamış da olabilir. Ben etrafa hortum tutmuş da olabilirim. Başka bir şey de olabilir. Yerin ıslak... Hortum tutmuş olabilirim diyor. Gerçekten doğru. Peki yani verdiği misal doğru. Ee, yağmur yağmayıp da yerlerin ıslak olması mümkündür. Peki bu mantık ilminin bir eksikliği midir? Yoksa sizin mantık bilmediğinizi gösterir. Burada iki temel esasla bunu anlatmaya çalışacağım. Biri matematiksel mantık, diğeri klasik mantık. Matematiksel mantık yani benim zamanımda 5. sınıfta filan anlatılıyordu. Hatta liseye gidene kadar her sene görüyorduk. Daim Teba bir videosunda biyoloji dersinde bu anlatılıyor. Ya herhalde siz o derste kaldınız gibi bir ifade kullanıyordu. Ben de aynı tehkidi o e, ona yapmak istiyorum. Yani bu matematiksel mantık kümeler dediğimiz mesele 5. sınıftan e, liseye kadar herhalde okutuluyor. Lisede de okutuluyor. Acaba matematik dersinde uyuya mı kaldı kendisi? Şöyle söyleyelim. Yağmur yağarsa yerler ıslaktır. Şimdi burada iki tane küme kuruyoruz. Birinci küme B kümesi yağmur yağıyor durumu. A kümesinde yerler ıslaktır durumu. Şimdi B kümesinin X diye bir elemanı var. Yani bu X elemanı B kümesine ait olunca otomatikman A kümesinin de elemanı olmuş oluyor. Çünkü B kümesi alt A kümesinin alt kümesi. Yani A kümesi B kümesini kapsıyor. Yerler ıslaktır A kümesinin elemanı. Şimdi burada Y elemanı olabilir de olmayabilir de. Yani A kümesi B kümesine eşit olabilir, olmayabilir. Bu konuda önerme yeterli değil. Peki ikinci önermemiz yerler ıslaktır. Yani B kümesinin, özür diliyorum. A kümesinin bir elemanı olduğunu söylüyor. Tamam, A kümesinin bir elemanı var. Peki bu A kümesinin elemanı acaba B'nin dışında bir eleman mı yani y mi yoksa x mi? Peki, matematik bu noktada hiçbir şey söylemez. Çünkü önermeler yetersizdir. Bu eleman y de olabilir, x de olabilir. Dolayısıyla netice iddiası o halde yağmur yağıyor. Yani A kümesinin bir elemanı varsa bu B kümesinin de bir elemanı olmak zorundadır diyor. Hayır, y elemanı olabilir. Yani siz A'nın B'den farklı olarak hiçbir eleman olmadığını, Y diye bir eleman olamayacağı sonucunu çıkartıyorsunuz. Böyle bir sonucu matematiksel mantıktan çıkartamayacaksınız. Peki klasik mantığa bakalım. Yağmurun yağması yerin ıslaklığını gerektiriyor. O halde yağmurun yağması melzum, yerin ıslanması da lazımdır. Kaidelerimize bakalım. Melzumun varlığı lazımın varlığını gerektirir. Yani melzum varsa lazım vardır. 2. Lazımın yokluğu melzumun yokluğunu gerektirir. Yani lazım yoksa melzum yoktur. 3. Melzumun yokluğu, lazımın yokluğunu gerektirmez. Yani melzum yoksa lazım olabilir de olmayabilir de. Dördüncü durum, lazımın varlığı, melzumun varlığını gerektirmez. Lazım varsa melzum olabilir de olmayabilir de. Bunun kümelerde de anlayabiliriz. B'nin bir elemanı varsa A'nın kesinlikle bir elemanı vardır. B'nin bir elemanı yoksa A'nın bir elemanı olabilir de olmayabilir de. A'nın bir elemanı varsa B'nin elemanı olabilir de olmayabilir de. A'nın bir elemanı yoksa B'nin de kesinlikle bir elemanı yoktur. Bu klasik mantık e, sonucu neye varıyor? 1. Yağmur yağdıysa yerler ıslaktır. Yani yağmur yağdıysa yerler ıslaktır. Bu kesin. Peki yerler ıslak değilse yağmur yağmamıştır. Doğru. 3. Yağmur yağmadıysa yerlik ısl yerler ıslak olabilir de olmayabilirdi. Evet. 4. Yerler ıslaksa yağmur yağmış olabilir de olmayabilirdi. O halde yağmur yağıyor gibi bir sonuç buradan da çıkmayacaktır. Kardeşlerim benim size tavsiyem bir insan bir sahada konuşuyorsa, bir ilim dalında konuşuyorsa onun yetkinliğini sorgulayın. Mesela ben size az önce matematikten bahsettim. Sorabilirsiniz ya hocam sen matematiği nereden biliyorsunuz diye. Ben uçak mühendisiyim. Dolayısıyla yıllarca matematik dersi aldığımdan size matematik anlatabilirim. Şimdi bir insan, bir YouTuber çıkıyor, araştırmalar yaptığını söylüyor ve dinler tarihinden bahsediyor, felsefeden bahsediyor, İslam tarihinden bahsediyor ve bu böyledir diyor. Şimdi Diamond Tema'nın takipçilerinden gördüğüm şu, ya abi sen ne kadar bilgilisin, her alanda konuşuyorsun, ne kadar da çok şey biliyorsun, bu ne özgüven vesaire. Kendisini akıl, bilim, felsefe üstadı olarak görüyorlar. Şimdi sizin takipçileriniz sizi böyle tanımlıyorsa ve siz de buna itiraz etmiyorsanız, hayır ben mantık bilmiyorum, beni böyle tanımlamayın, ben bilim adamı değilim demiyorsanız, o zaman insanların sizi tenkit etmesine de normal karşılamanız gerekir. Sizlere tekrar aynı tavsiyede bulunuyorum. Bir insan bir sahada konuşuyorsa onun yetkinliğini mutlaka sorgulayın. Yoksa sonsuz ahiretinizi etkileyecek yanlış kararlar verebilirsiniz. Selametle kalın.